Merhaba arkadaşlar, ee, Türk savunma sanayisinin BİS'teki ağırlığı artıyor. Evet arkadaşlar, ee, SDT Uzay Savunma Teknolojisi şirketi e, halka arz edecek. İlk önce bu bilgiyi vermeden önce lütfen bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere tekrar hatırlatalım. Bizim fikirlerimize, düşüncelerimize göre değil, kendi fikir ve düşüncelerinize göre lütfen yatırımlarınızı yapınız. Biz burada halka arz olacak şirketleri bugün konumuzda anlatmaya çalışacağız sizlere. Bunlardan da bugün e, Serdete, Uzay ve Savunma Teknolojileri alalım Şirketi. Arkadaşlar e, videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bu bizim için çok büyük bir motivasyon. Kanalımızın izleyeni çok ama abone sayınız biraz düşük. Ve daha kaliteli, daha güzel ve daha e, olgu, dolgun videolar için bu buna ihtiyacımız var açıkçası. Evet arkadaşlar. Argeye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek. Evet ilk önce bir tanıyalım SDT'yi. Radar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri, görev sistemleri, simülasyon sistemleri ve bilişim teknolojileri, üretim programları Saha ona emanet diyor. Bu yönüyle işte biz zaten diyoruz ki e, ikinci bir asalsan mı geliyor? Biz yüze ikinci bir asalsan geliyor diye iddialı bir şekilde konuşuyoruz belki ama e, bütün bu içerikler aslında onu gösteriyor. Ve Türk savunma sanayisinin borsamızdaki varlığı, ağırlığı artıyor. Ülkemizin savunma sanayine kilit, kilit bir oluncu olan SEDET'e milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloji ürünleriyle sahanın her yerinde görevinin başında. Evet birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edelim diyor. Evet şuradan arkadaşlar bakalım hemen hakkımızda yazısına biz kimiz diyorlar. Buradan bir kısaca okuyalım. 2005 yılından bu yana çeşitli savunma elektroniği ve yazılım ürünlerini ortaya koyan koymuş ve kullanıma vermiş bulunmaktadır diyor. SDT Ananım Şirketi. Neredeymiş? Ottü Teknokent yerleşkesi içerisinde Arge'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren bir savunma sanayi firması olarak kurulmuş. SDT uzmanlık alanları itibariyle algılayıcı ve elektronik harp sinyal işleme ve analiz sistemlerini, görüntü işleme ve analiz yazılımlarını, uydu yer istasyonları, uydu sinyal veri işleme ve analiz sistemlerini, hava platformları ve silah sistemleriyle elektronik aviyonik sistemlerini, kara platformları elektronik ünitelerini, RF karıştırıcı sistemler, mühimmat, güdüm elektroniği ve simülasyon bilişim sistemlerini özgün ve yerli olarak gerçeklemektedir. Gerçekleştirmektedir. gerçekleştirmektedir, evet, buradaki şirkete bir uyarı düzeltmeleri gerekiyor. Evet arkadaşlar. Kalite politikasına da kısaca değinip sonra arz bilgilerine geçelim. Süreçleri ve uygulamaları ile müşteri ihtiyaçlarını en uygun ve rekabetçi bir şekilde karşılamayı, çalışanları ile etkin ve verimli takımlar halinde ve ürünleri, çözümleri ile diğer şirketlerle bütünleyici güçlü işbirlikleri içinde dış ve iç pazarda sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı. Arkadaşlar bu tür sanayi şirketlerinin özellikle ihracatları çok önemlidir e, Tabii ki ilk önce ürettikleri bütün ürünleri e, kendi savunma sanayimizde kullanılması için sunulur ya da koruma sadece bunu ordusal olarak bakmamak lazım Bir güvenlik ve korunma şirketleri içerisinde de kullanılabilir Ancak e, üçüncü dünya ülkeler dediğimiz Afrika e, ya da Arap ülkelerinin bazı bölgeleri ve Güney Asya, ve Asya ülkelerinde bu tür sanayi e, şirketler çok iş yapabilir. Bu yönüyle de önemlidir yani bunların borsa İstanbul'da olması. Tüm paydaşlarımızın diyor. neymiş bunlar? Müşterilerinin, çalışanlarının, hissedarlarının. Yani siz de hisse alırsanız buna giriyorsunuz. Tedarikçilerinin, alt yüklenicilerinin, iş ortaklarının dengeli memnuniyeti sağlamayı, arttırmayı, sürekli kılmayı ve bunu yaparken geliştirdiği, ürettiği ürünler ve hizmetlerle topluma güven vermeyi kalite politikası olarak görüyorlarmış. Şirket tüm fonksiyonların ölçüme ve yeşmeye dayalı süreç yaklaşımıyla entegre çalışmasının verileri, verileri verilerle yönetmeyi, Kalite sistemi çerçevesindeki tüm çalışanlarının yetkinliklerini ihtiyaçlara uygun şekilde arttırıp yöneterek Şirket iç bilgi paylaşımına önem vererek çalışanların büyük bir bütünlüğün parçası olması prensibiyle sürekli iyileşme ve gelişim odaklı olmayı ilke edinmiştir. Arkadaşlar siz burada e, sessiz bir şekilde SDT'nin tanıtım filmini YouTube üzerinden izlerken ben sizlere arza e, ait bilgiler vereceğim halka arz nasıl edecek diye. Evet arkadaşlar. ARGE'ye dayalı alanlarda yerli ürünler ve yetenekler geliştiren SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Alanım Şirketi, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek. Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla, info yatırım liderliğinde, evet yatırım şirketini, an aracı şirketi an anladık şu anda, info yatırım liderliğinde oluşturulacak konsersiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle paylar satışa sunulacakmış arkadaşlar. Evet SDT uzay ve savunma teknolojileri gerçekleşmesi planlanan halka arz gerekçeleri şöyle sıralıyor. Niçin halka arz ettiklerini anlatıyorlar. Şirketin öz kaynaklarının güçlendirilmesi. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yerleşke binasının yapılması ve üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi mevcut ve olası projelerin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, büyüme hedeflerin devamlılığının sağlanması ve büyüme hedeflerine bağlı olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin devam ettirilmesi, şirketin bilinirliğinin yurt içi ve yurt dışında artırılması, rekabet gücünün artırılması, potansiyel müşteriler nezdinde mevcut güvenirliğin ve saygınlığının artırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi. Evet arkadaşlar. Bütün bunlarınla birlikte e, satışa sunulacak pay miktarı miktarı 12 milyon 250 binmiş. Eşit dağıtım yöntemiyle 12 milyon 250 bin pay satışa sunulacakmış. E, tahsisat oranı açıklanmamış ve şirket payları Bist Yıldız pazarda işlem görmesi bekleniyormuş. Flat istikrar işlemleri ise planlanmıyormuş. Burada en önemli noktalardan birisi şu arkadaşlar. Ee, şunu biraz geriye alayım. Şirketin mevcut pay sahipleri olan ve aynı zamanda ortak satış yöntemiyle paylarım halka arz edici olan Mehmet Dora ve Mustafa Ünal adına şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle günlük alım emri tahavüdü süresi var. Evet bu önemli arkadaşlar. Her gün açılış seansında halka arz fiyatından info yatırım aracılığı ile toplamda 850 bin adet Mehmet Dora için 807500 Mustafa Fatih Ünal için 42500 TL nominal değerli günlük geçerli alım emri, emri girilecektir. Yani 850 bin adet zaten bunlar biz alacağız diyorlar yani patronlar. Günlük alım emri tahavüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır. Evet arkadaşlar günlük alım emri taahhüdü kapsamında gerçekleştirecek işlemler 5 iş günü süreyle e, sınırlı olup girilen emirler iptal edilemeyecektir. Evet bu da halka arz teşvikleri ve taahhütleri şirket sahiplerinin. Evet arkadaşlar BIST 100'de e, Türk savunma sanayisinin varlığını arttırabilecek ikinci bir aselsan olabileceğini düşündüğümüz SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Alanımız şirketinin e, halka arz edecek. Bunun kısaca tanıtımını sizler için gerçekleştirdik. Lütfen bunları yatırım e, tavsiyesi olarak görmeyiniz. Herkes kendi fikrine göre lütfen yatırımlarını yapsın. Arkadaşlar kanalımıza da abone olmadıysanız abone olun lütfen. Bildirim zilini açınız ve katılım katıl ve teşekkür butonlarımız aktif. Bize destek olmak istiyorsanız da buralardan destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Bol kazançlar.